4,5 milyar yıl önce dünya gezegeni. Birbirine karışmış kozmik maddeden yanan bir küre. Vahşi bir dünya. Eriyik lav deniziyle kaplı. Zamanla yüzey kuruyup kayalık bir kabuk oluşturuyor. Büyük buhar bulutları yükseliyor ve yağmur yağarak uçsuz bucaksız bir okyanus oluşturuyor. Kabuk, oluşan kıtaları şekillendiren, hareket eden büyük levhalara bölündü ve dünyanın bildiğimiz yüzünü oluşturdu. Ancak dünyayı yaratan güçler hala iş başında. Kürenin dört bir yanında değişken bir atmosfer hakim. Ve içinde ateşten bir dünya hala yanıyor. Yarı eriyik içinin etrafında kabuk parçaları sonsuz hareketlerini sürdürüyor. Yaşam içteki sıcaklıkla dıştaki atmosfer arasında çok ince bir katmanda oluşup gelişebiliyor. Yine de muazzam güçlerin merhametinde. Derinlerden geliyor. Altımızdaki zemini sallıyor. Ve gökten iniyor. Böylesi güçleri kontrol edemiyoruz. Ancak insansı gücümüzü icat etmek, keşfetmek, öğrenmek, anlamak ve hayatta kalmak için kullanabiliyoruz. Doğanın güçleri. Birincil güçlerin kendini hala gösterdiği yerler var. Lav akıntıları dünyanın derinlerinden çıkıyor. Ve aynı güçler saldırılarını sürdürüyor. Aniden, öngörülemeden ve korkunç sonuçlarla. Karayipler'deki Montserrat adasında bulunan Soufrière Tepeleri adındaki yanardağ yüzlerce yıldır uykudaydı. Ancak 1995'te 20 bine yakın adalı bir saatli bombanın üzerinde yaşadıklarını keşfetti. Durum ciddileşti. Ardından sabah saat 8'de bu büyük kül yağmuru başladı. Bilim adamları 6 saatten sonrasını artık garanti edemediklerini açıkladılar. Gelen tüm veriler gerçek zamanlı olarak işleniyor. Çünkü yanardağ ufak bir işaretle hatta habersizce püskürebilir.
kül, gaz ve lav taşlarından oluşan piroklastik akıntı denen ölümcül bir şelale, binlerce dereceye varan sıcaklığıyla dağdan boşaldı. Püskürme devam etti. Başkent Plymouth'u küle gömdü. Neyse ki 4000 kişilik nüfusu boşaltacak vakit vardı ve burada hiç hayat kaybedilmedi. Yine de şehrin dışında piroklastik akıntı uyarılarını göz ardı eden 19 kişiyi öldürdü. Bilim adamları için burası bir tür canlı laboratuvar halini aldı. Montserrat Yanardağ Gözlemevi'nde çalışan Dr. Murray Edmonds, Britanya Jeolojik Araştırmalar ekibinin bir parçası. Volkan bilimci oldum çünkü bu tehlikeli dağlarla ilgili çok az şey biliyoruz. Ve onları incelemenin püskürmeleri önceden daha iyi kestirmemizi ve birçok yaşamı kurtarmamızı sağlayacağını gördüm. Bazen yanardağ sanki canlı bir şeymiş gibi hissediyorum. Büyüyor, nefes alıyor, bir tür nabzı bile var. Astronot veya ajan olmayı isteyerek büyüdüm. Ama aktif bir yanardağın yanında yaşamak da o kadar heyecanlı. Şu an dağın yeni bir patlamaya doğru gittiğine dair bir işaret yok. Omuzlarımızda büyük bir sorumluluğun ağırlığını hissediyoruz. Ama yerkürenin kabuğunun kilometrelerce altında neler olabileceğini anlamak güç. Montserrat aslında dünyanın kabuğundaki iki levhanın çarpışmasıyla oluşan bir su altı sıra volkanlarının parçası. Ağır levha diğerinin altına batarken yoğun ısı ve basınç uçlarını magma halinde eritiyor. Magma bir odaya yükseliyor ve yüzeye doğru ilerliyor. Yüzeye hızla ulaşırsa patlamasına yetecek miktarda gaz üretebilir. Burada küçük patlamalar devam etti. Ve son birkaç yılda kalın magma 500 megatonluk bir dağ oluşturdu. Devasa kubbeli bir magma ocağı. Çökeceğine inanıyoruz. Böylece daha fazla patlama ve tehlikeli piroklastik akıntı oluşturacak. İlk tehlike işareti, sismik cihazlar sayılara artan depremler gösterdiğinde geliyor. Bu, magmanın yükseldiğinin işareti. Yanardağın içinde sarsıntılar yaratıyor. Rutin gözlem yeni bir önem kazanıyor. Marin'in tasarladığı yanardağdan çıkan gazları sürekli izleyen cihazları kontrol etmeliler. Yanardağ
Yanardağın içine bir anda daha fazla gaz çektiğinde faaliyetin püskürmeye doğru ilerlediğini keşfettik. Bugün seviye yüksek ve bu endişe verici bir işaret. Daha fazla veri alıp durumu değerlendirmek için kratere mümkün olduğunca yakın uçmalıyız. Bu yaptığımız araştırmanın biraz riskli olduğu zamanlardan biri. Özellikle de ortağım Richard Hurt için. İşlerinden biri lazer yansıtıcıları yerleştirmek. Yerdeki birkaç milimetrelik bir şekil değişikliğini bile gösterebiliyor. Ve magmanın yer altındaki ocağını doldurup toprağa şişirdiğini haber veriyor. Kesinlikle gerekli değilse tehlikeli durumlardan kaçınıyoruz. Onları habersiz yakalayan püskürmeler yüzünden son yıllarda birçok araştırmacı öldü. Tüm deliller kubbenin gittikçe kararsızlaştığını gösteriyor. Çöküş yakında gerçekleşecek. Bilim adamlarının uyarıları hükümeti tahliyeye başlamaya ikna ediyor. 1 Temmuz gecesi çöküş gerçekleşiyor. Şiddetli püskürmeler duman bulutlarını 15 kilometreye kadar yükseltiyor. Uyarılar sayesinde tek hayat kaybedilmiyor. Kül hala ara sıra düşüyor. Ama çoğu bununla yaşamayı öğrendi. Püskürme büyük ihtimalle bir süre duracak, sonra yeni bir püskürme döngüsü başlayacak. Ama yanardağı izlemeye ve sırlarını gün ışığına çıkarmaya devam ettiğimiz sürece Montserrat'taki başka herhangi birinin zarar görmesi veya hayatını kaybetmesi için bir neden yok. Bu bile kutlama için bir neden. Bilim adamlarının Montserrat'tan öğrendikleri, dünyanın dört bir yanında yanardağların yakınında yaşayan milyonlarca insanın yaşadığı riskleri azaltabilir. Ancak aşağılarda tahmin etmesi çok daha zor ve başka güçlerin neden olduğu olaylar da var. Ve çok daha tehlikeliler.
En büyük risk altındaki yerlerden biri Türkiye'nin yoğun nüfuslu bir bölgesi. Burada dünya kabuğunun kayan levhaları 1500 kilometrelik bir hatta çarpışıyor. Buna Kuzey Anadolu Fay Hattı deniyor ve bir anda doğal felaketlerin en büyüklerinden birine neden olabilir. Bir depreme. Levhaları iki yana ayırıp aralarına inebilseydik, 15-20 kilometre aşağıda aşırı sıcak, macunumsu bir taşa dönüştüklerini ve çok daha aşağılarda bulunan yarı eriyik iç katmanın üzerinde farklı yönlere kaydıklarını görürdük. Fay hattı boyunca bir yerde levhalar birbirine kenetleniyor ve uzun bir süreç içinde devasa bir basınç oluşuyor. Sonunda kırılıyorlar ve yer kürede yayılan büyük enerji dalgaları yaratarak birbirlerini parçalıyor, yukarıdaki yüzeyi sarsıyorlar. Fay hattının üzerinde dünyanın en büyük şehirlerinden biri yatıyor. Türkiye, İstanbul. Şehir kayıtlı tarihi boyunca depremlerle sarsılmış. Şehrin kalbinde olağanüstü bir yapı depremlerle geçen 14 asırdır ayakta. Ayasofya, dayanıklı bir sanat ve mimari harikası. Ama bir adama göre aynı zamanda jeoloji tarihinin hazine dairesi. Jeofizikçi Dr. Rothstein, 10 yılını Türkiye'deki depremleri inceleyerek ve ne zaman saldıracaklarını anlamanın yollarını bulmaya çalışarak geçirdi. Burada bulmacanın kritik bir parçasını buldu. Eski dönemlerden beri Ayasofya rahiplerinin deprem tamiratlarının kayıtlarını tuttuklarını öğrendiğimde son derece heyecanlandım. Çünkü böyle bir deprem tarihleri ve hasarları kronolojisiyle diğer verileri birleştirince depremleri öngörmemize yardım edecek bir gidişat modeli çıkartabiliriz. Bu keşif her bilim adamının hayalidir ve bazı açılardan gerçekleşti. Son 60 yıldaki 11 büyük depremin batıya ilerleyen bir düzende olduğu ortaya çıktı. Kendime nedenini sorup duruyorum. Tüm deprem bölgelerine gittik ve levhaların birleştikleri yerde oluşan gerilimin deprem sırasında nasıl bir anda boşaldığına dair bir fikir geliştirmeye başladık. Depremin transfer ettiği gerilimle ilgili verilerimizle bir bilgisayar modeli oluşturduk. Kırmızı, fay hattı boyunca artan gerilimi gösteriyor. Mavi ise gerilimin azaldığı yerler. Bulmacanın parçaları bir anda yerlerine oturdu. Gerilim depremlerle boşalmadı. Fay hattı boyunca tekrar yoğunlaştığı bir yere ilerledi. Ve çoğu durumda gerilimin arttığı kırmızı bölgede büyük bir deprem oldu. Modelimiz sonraki büyük depremin İzmit'i 200 binden fazla nüfusu olan bir şehri vuracağını söylüyordu. Ve 17 Ağustos 1999 gecesi felaket vurdu.
İzmit depremi 7.4 ölçeğindeydi ve 45 saniye sürdü. Çekenler için sonsuzluk gibiydi. Kurtarma ekipleri molozların altında mahsur kalan binlerce insanı ararken, yerel haberler depremin acı görüntülerini yakaladı. Bin bina harap oldu. Yarım milyondan fazla insan evsiz kaldı. Bazıları ölü sayısının 25 bine kadar yükseldiğine inanıyor. Gerçek toplam asla bilinemeyebilir. Ölümlerin çoğu standart altı inşaatlardan kaynaklandı. Birçok yerde hasar görmemiş tarihi camilerin yanında ucuza yapılmış modern yapıların yıkıntıları yatıyor. Deprem vurduktan neredeyse hemen sonra uluslararası kuruluşlar gıda, ilaç ve barınakla geldiler. Birçok sakini İzmit'i yeniden kurmayı seçti. Ama burada öğrendiğimiz derslere göre hareket etmezsek gelecekleri parlak değil. Yapabileceğimiz en önemli şey daha güvenli yapılar inşa etmek. Nasıl olacağını biliyoruz. Bunu önceliğimiz yapmamız yeterli. Benim yapmak istediğim şey bir depremin nerede ve ne zaman olacağını öngörme yeteneğimizi geliştirmek. Gerilimin artık fay hattının Marmara Denizi altındaki bir bölümünde yoğunlaştığını hesapladık. Maalesef sonraki depremin yaşanması muhtemel olan bu bölge, 10 milyon insanın yaşadığı hareketli bir şehir olan İstanbul'a sadece 16 kilometre uzakta. Büyük bir deprem olmadan önce bu milyonlarca insanı uyarmak için fay hattının kırılma ihtimali en yüksek olan yerlerine sismometreler yerleştirildi. Uyarılar İstanbul'a şiddetli sallantı dalgaları gelmeden 10 ila 20 saniye önce ulaşabilir. İnsanların kendilerini ve ailelerini güvenli bir yere çıkarabilmeleri için birkaç dakikası olmasını umuyoruz. İnsanları önceden ciddi uyarılar almamışlarsa, çok önemli bir deprem sorunu olduğuna ikna etmek çok güç tabii. İstanbul için bu uyarı İzmit'ti. Altımızdaki yeri sarsan güçler hayatı ara sıra böler. Ama üzerimizde öyle bir güç var ki aralıksız çarpışmaya devam ediyor. Onu hava olarak tanıyoruz.
atmosferdeki akışkan gazlar yıkıcı güçler yaratabilirler. Burası dünyadaki en sert fırtınalardan bazılarının yurdu. Birleşik Devletler'in kasırga geçidi olarak bilinen Orta Batı bölgesi. Şartlar güçlü bir gök gürültülü fırtına için gayet uygun. Şu anda bir şeyler oluyor bile. Gelişim devam ediyor. Ciddi bir fırtına ve iri dolu tehdidi olacak. Fırtınalar yoğunlaşmayı sürdürüyor. Kasırga önlemlerinizi alın. Bunu şimdi yapın. Mayıs 1999'da sıra dışı bir dizi fırtına Oklahoma'yı yerle bir etti ve ardında hayallere sığmayan bir yıkım bıraktı. 5'e 10'luk kalasların dağıldıklarını gördüm. Kürdan parçaları gibi kırılıyorlardı. Herkes sesi nasıldı diye soruyor. Sesi yük treni sesine benziyordu. Ama trenin altındaymışsınız gibi. Ev gitmişti ve buzdolabını hala bulamadım. Sokağın karşısına baktım ve sokağın karşısında hiç ev yok. 4. caddeye kadar görebiliyorum dedim. Sıra dışı bir bilim adamı ekibi sayesinde zamanında uyarılanlar kurtulabildi. ...1999 fırtınalarının yakınlarında dolaşan bu Doppler radarlı kamyonetler... ...zemine yakın en yüksek rüzgar sürati olarak saatte 485 kilometre kaydettiler. Doktor Joshua Vernon ve ekibi içlerini radar gözüyle görmeyi umarak her yıl kasırgaları takip ediyor. Uzun zaman kasırgaların en büyük gizemini çözebilmeyi hayal ettim. Nasıl doğduklarını. Hedefim fırtınanın içindeki rüzgar hızının ve yönünün 3 boyutlu resmini çıkarabilmek. Ama önce fırtınanın 2 yanına 2 kamyon yerleştirmeliyiz. Kabaca 90 derece açıyla ve kasırga başladığında doğru yerde olmalılar. Kasırganın tam olarak nasıl başladığını bilmiyoruz ama önünden ne geldiğini biliyoruz. Burada Meksika körfezindeki sıcak nemli hava daha soğuk olan havaya doğru yükselerek gök gürültülü fırtınaları oluşturuyor. Yükselen havanın bir kısmı serinliyor ve batıyor veya yağmur ve doluyla aşağı basılıyor. Aşağıda hızlanan ve yükselen sıcak hava böylece yüksekten gelen rüzgarları itiyor ve yana yatırarak büyük dönen sütunlar oluşturuyor. Bir şekilde yukarı çıkan ve aşağı inen havanın ortasında yere yakın bir yerde dönüş yoğunlaşıyor. Beni en çok etkileyen şey sadece bazı fırtınaların hortumları körüklemesi. Hangileri olduklarını bulabilirsek insanları daha erken uyarabiliriz.
Her bahar 16 bin kilometre yol yapmamızın nedeni bu. Çoğunlukla kasırgaları kaçırırız. Yakalamak son derece zordur. Yıllardır deniyorum. Hava tahmin merkezi fırtınanın iri dolular oluşturabileceğini söylüyor. 10-12 santim çapında. Buna inanmak zor ama işi şansa bırakmayacağım. Mevsimin sonuna doğru ekip şiddetli bir fırtınanın oluştuğu haberini aldı. Bu fırtına birçok hortum yaratabilir. Mücadele vaktinde varabilmek için. Tamam, iki hücre de gayet iyi görünüyor. İkisinde de sarkma var. Batıdaki sanıyorum daha fazla aşağı uzanmış gibi. Bu yıllardır verdikleri bir mücadele ve hüsranlarla dolu. Boş benzin deposu. Boş mideler. Kaçınılmaz hazımsızlık. Ve öngörülemeyen gecikmeler. Bugün diğerlerinden daha olaylı olabilir. Banket beklediğimden daha çamurluymuş. İleri geri sallamaya çalıştım ama geri gittiğinde sıkışıp kaldı. Fırtına üzerlerine doğru geliyor. Tek yapmaları gereken yola çıkmak. Yönü yaklaşık batımıza doğru. Yine de herhalde 5 veya 4,5 kilometre var. Sana göre yönü neresi? Tam üzerimize ilerliyor. Bunun için telaşa kapılmaya gerek var mı? Henüz yok. Kurtuldun mu? Evet, evet, kurtuldum. Tamam, tüm seviyelerde dönüşünde hızlanma görüyoruz. Dovviki, buna katılıyor musun? Josh Woolman'ın ekibi yıllarca ucundan kaçırdıktan sonra artık mükemmel konumdaydı. Ve bu fırtına işbirliği yapıyordu. Curtis. Beklemede. Curtis. Ona bakıyorum. Tamam, bir tane bulduk. Üzerine gidiyoruz. Ekip hortum oluşurken doğrudan fırtınanın içindeki durumu iki Doppler radarıyla kaydetmeyi ilk kez başardı. Verinin çözümlenmesi yıllar alacak. Ama hortumun oluşumu hakkındaki birçok sırrı açığa çıkarabilir. Bu bilim, Josh Woolman, ekibi ve onların çabaları sayesinde yaşamları bir gün daha güvenli olacak insanlar için bir zaferdi. Bilim adamları olarak bilinmeze şahitlik etme. Daha önce hiç görülmeyeni görme isteğiyle doluyuz. Yüzlerce yıl önce bu heyecan yeni nehirler ve yeni adalardı. Benim içinse bilinmez bir kasırganın içinde. Ya
yanardağ püskürmeleri gibi güçlü olayların şifresini çözmeye çalışmak aslında bir gün bizi bu kaçınılmazdan korumanın bir yolunu aramaktır. Böylece her insan hayatı kurtarılabilecek. Montserrat'ta sadece 19 kişi öldü. Ama 19 da küçük bir rakam değil. Burada dünyanın en faal deprem kuşağı boyunca birkaç yüz milyon insan yaşıyor. Depremleri öngörebilmemiz bu nedenle çok önemli. Bu bilim adamları ve diğerleri kavrayışımıza yeni bir şeyler katabilirse, bir gün parçalar bir araya oturabilir. Karşımıza çıkan kuvvetler ne kadar büyük olursa olsun, araştıracak, öğrenecek, kurtulmanın yollarını arayacak gücümüz var. Şimdi kuzeydoğuya gidiyor gibi görünüyor. Hey! Bana geniş açılı bir lens ver. 40 milimetre falan ver. Çok kuzeye gidiyor. Mevcut yolunda devam ediyor. Bize doğru dönecek. 40 milimetre mi? Evet. Burada kapalı kaldım. Açsana! Kapalı kaldım. Aç şunu, açsana. Kilitlendi mi? Evet.